kabirde zincirlenecektir diyor. Zincirlenecektir. Yani zincirlere vurulacaktır. Prangaya vurulacaktır. Sahibu deyni maglulun fi kabrihi. Kabrinde zincir altına alınacaktır. Ruhu muallakta kalacak, askıda kalacak, cezada kalacak, azabın içinde kalacak. Borcu ödeninceye kadar kabirdeki o vaziyeti, o felaketi devam edecek. Hani nerede kabir istirahatgahmış? Kabir nerede öyle uyuyup rahat edilecek bir yermiş? Bütün bunlar cehalet alameti ve cehaletin vahametini gösteriyor. Neyse, oraya geçmeyeyim, uzun mesele. Ben size Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını, haşa, Allah tarafından gönderilmediğini, Allah'ın kitabı olmadığını ve Hazreti Muhammed'in haşa kendi uydurması olduğunu ifade eden tarihi bir vesikayı okuyacağım demiştim. Şimdi okuyorum. Ama dikkatinizi rica ediyorum. Dikkat etmezseniz vallahi anlayamazsınız. Tarihi vesikalar dikkat ister. Bakınız. Sene 1931. Sene 1931. Artık o gün Cumhurbaşkanı kimdi? Başbakan kimdi? Millet Meclisi kimdi? Şimdi anlayacaksınız. Sene 1931. Yani Cumhuriyet kurulduktan kaç sene sonra? 8 sene sonra. Dikkat edin. 1931 yılında İstanbul Devlet Matbaası'nda basılan ve bütün Türkiye'deki ortaokullardan sonra gelen liselerde, malumunuz ortaokuldan sonra liseler geliyor, lise mekteplerinde resmen okutulan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen okutulan tarih kitabı, aynen burada yazıları siyah yazıyla almış. Ben de oradan okuyorum. Tarih kitabının ikinci cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Resmen devlet tarafından basılmış ve bütün liselerde resmen okutulmuş tarih kitabının ikinci cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Bakınız. Muhammed diyor. Hazret mazret yok. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler içinde pek derin bir surette zihnini meşgul ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman, bakın Allah aşkına aynen okuyorum. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını, bakın vatandaşlarını, kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu, kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Kendisinin uydurduğu diyor. Yani İslam dini diye bir din olmadığını, peygamberin kendi kafasından, kendi havasından, kendi sevdasından düşünerek bulduğunu açıkça ifade ediyor. İslamiyeti doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'in bir uydurması olarak kabul ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in de onun tarafından yazıldığını açıkça resmen anlatan resmi bir görüşü lise mekteplerinde 25 sene okutmuşlar.
Aynı tarih kitabının 90. sayfasını okuyorum. 90. sayfası. Bakınız. Kur'an nedir diyor. Vallahi aynen okuyorum. Kur'an nedir? Muhammed'in kendi kafasından koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Aynen vallahi ya. Muhammed'in kendi kafasından koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hiç Allah'la bir alakası yok, görüyor musunuz? Muhammed diyor kendi kafasından koymuştur diyor. 1931'de bu tarih kitabı bütün okullarda böyle okutulmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Muhammed Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy doğmuş ve Kur'an kendi kafasından meydana gelmiştir. Vallahi aynen böyle. Vay kafiroğlu kafirler. Hale bakın ya. Bütün bunları mekteplerde okutmuşlar. İşin felaketi burada. Ya. Efendiler, şunu açıkça şuradan söyleyeyim ki Cumhuriyet tarihi vallahi ve billahi baştan sona kadar Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın düşmanı olan bir tarihtir. Baştan başa. Devam ediyor. Cinler, bakın cinler güya kahinlere gayıptan haber vermek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin tesiri altında kalmış, birçok ayetleri Muhammed'e cinler söylemiştir diyor. Hani şeytan ayetleri diye Salman Rushdie diye bir kefere var ya, bakın bizim Salman Rushdie'ler resmen mekteplerde okutulmuşlar. Daha kötü, daha namussuzca. Devam ediyorum. 91. sayfasını okuyorum aynen. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri, bakın aynen vallahi böyle. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna da samimi surette kaniydi. Kendi kafasından getirdiği ayetleri lüzumuna ve ihtiyaca göre yazdırıyordu. Bakın tamamen Kur'an'ı Allah'tan, Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu resmen silmiş atmış. Yakın tarih. 1931'de başlamış, 1950 tarihine kadar bu kitap bütün okullarda okutulmuş. Buyurun efendiler. Siz istediğiniz kadar inna enzelnahu fi leyletil kadir bin kere bu ayet oku. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Biz Allah diyor. Muhammed'le hiçbir alakası yok. Allah. Kur'an'ı gönderen Allah, Kur'an'ı inzal eden Allah, Kur'an'ın sahibi Allah. Ama Cumhuriyet tarihi bunu resmen inkar etmiş. Ve 1931 yılından 50 yılına kadar tam çeyrek asır bu küfür okutulmuş. Zavallı tarihimiz, zavallı memleketimiz.
sonra 1933 tarihinde, hani şu 31'di bu, 2 sene sonra Türkiye'nin her tarafındaki camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız, kesintisiz, fasılasız okunan ezan-ı Muhammediyi tamamen değiştirmişler. Allahu